Miladi 570-571. Mekke'deyiz. Sina, Yemen, Sana valisi Ebrehe ordularla destekli, fillerle destekli ordusuyla Kabe'yi yıkmak için, Mekke'yi yok etmek için hücuma kalkmış. Mekkeliler bu durumdan nasıl kurtulunur? Bunun çaresini ararken aralarından bir temsilci seçmeyi murat eylemişler. Ve Peygamber Efendimizin dedesi, ki Peygamber Efendimiz daha dünyayı teşrif etmemişler. Bu hadiseden 2 ay sonra alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyayı teşrif edeceklerdir. Ebrehe'nin fillerle destekli ordusunu ikna etmek üzere Abdülmuttalip Ebrehe'ye gider. Bakar ki ne Ebrehe'nin söz dinleyecek hali vardır ne de ordunun vazgeçecek bir durumu. Ebrehe'den şunu ister Abdülmuttalip: "Ey Ebrehe, arazide otlayan develerim vardı. O develere el koymuşsun. Onları senden almaya geldim." Ebrehe şaşırır tabii. Şunu beklemektedir: İşte Kabe'mizi yıkma, şehrimizi dağıtma. Ama Abdülmuttalip farklı bir istekte bulunmuş, kendi develerini istemiştir. Sebebini sorduğunda Abdülmuttalip şu cevabı verir. Der ki Ebrehe: "Kabe Allah'ındır. Allah Kabe'sini korur. Ben ise develerimin sahibiyim. Ben develerimi istiyorum. Kabe Allah'ındır. Kur'an Allah'ındır. Bu din Allah'ındır ve kıyamete kadar koruyacaktır. Peki ya bize düşen?" Bize düşen nedir? Konuşacağız inşallah. Merhaba sevgili seyirciler. Ton TV ekranlarından İftara Doğru programıyla huzurlarınızdayız. İftar saatine doğru ilerlerken sizinle güzellikleri, iyilikleri paylaşalım arzusundayız. Rabbim inşallah kabul buyursun niyetimizi, bu halis niyetimizi. Hep diyoruz ya, gönlümüzden gönlünüze bir sevgi köprüsü kurmaktır muradımız. Rabbim nasip eylesin, açık etsin inşallah kalpten kalbe o kalp kapılarını. Evet, bugün de çok kıymetli, çok değerli konuklarımız var ve bugün Kur'an ayıdır, Ramazan diyerek inşallah sohbetimizi açacağız. Sonrasında Rabbim neler konuşturur, neler söyletir, inşallah hep birlikte takip edeceğiz, dinleyeceğiz. Kur'an ayı Ramazan deyince her zaman olduğu gibi, her akşam olduğu gibi öncelikle o kendileri güzel, sesleri güzel, simaları güzel, yaşantıları güzel ve 7-24 esasına göre çalışan, hele hele Ramazan'da her daim ayakta vakitlerini geçirmeye çalışan, bizlere önderlik, imamlık yapmaya çalışan din görevlilerimiz bizimle birlikte oluyor. Bu akşam da Çanakkale Kepez Hacı Hüseyin Erenoğlu Hamidiye Camii İmam Hatibi Musa Karademir hocamız bizlerle birlikte. Şimdi hocamıza mikrofonu teslim edip hocamızdan Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Şimdi ve her zaman söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz. Şifa olsun inşallah gönlümüze, bereket olsun ömrümüze, rahmet olsun hem dünyamıza hem de ahiretimize. Evet, Musa Karademir hocamıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. Kur'an ayı Ramazan, Kur'an'ın indiği ay Ramazan. Tabii programımıza başlarken ifade ettiğim hadise gereği Ebrehe'nin ordusuna karşı ebabil kuşlarını Fil suresinde Cenab-ı Hak ifade buyurur ya, darmadağın olmuştur. Şunu ifade ediyor bu hadiseler bize özetle. Allah Kâbesini koruduğu gibi inna nahnu nezzelen zikra ve inna lehu lehafizun buyurarak Kur'an'ını da koruyacak. Dolayısıyla dinini de koruyacak. Allah dinini koruyacak ise, Kâbesini koruyacak ise, Kur'an kıyamete kadar varlığını sürdürecek ise biz Müslümanlara düşen nedir? Biz Müslümanlar ne yapacağız peki? Hani bugün dini korumak ya da dini tebliğ etmek gibi vazifeler alıyoruz üstümüze ama sanki bir şeyi eksik yapıyoruz gibi. Bakalım eksiğimiz de neymiş? Hem Kur'an'a karşı, hem Peygamber Efendimiz'e karşı, hem de alemlerin Rabbine karşı. Ama bugün Kur'an'ı konuşalım arzusundayız. Ramazan ayındayız. Kur'an'ın indiği aydayız madem ki. Kur'an ayı Ramazan diyerek çok kıymetli hocamıza, kıymetli konuğumuza hoş geldiniz diyelim inşallah. Evet, kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şöyle, ben önce anons etmedim ki isminizi. Programımızın özellikle sevgili seyirciler yapımında, arka planında
hani mutfağında mı derler, Fevzi hocamızın çok emeği var gecesiyle gündüzüyle sağ olsun. Hem konuların ayarlanması, hocalarımızın belirlenmesi, meselenin takibi konusunda hocamız çok yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Çanakkale İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürümüz Fevzi Yılmaz hocamız bizlerle birlikte bu akşam. Hocam şimdi tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Hasan hocam. Hocam mübarek Ramazan ayındayız. Tabii hocaların bayramı yani gecesiyle gündüzüyle. Hoca efendiler, bizim imam hatiplerimiz, müezzin kayımlarımız, müftülüğümüz, personelimiz şöyle dışarıdan bakıldığı zaman ne yapıyorlar gibi gözüküyor ama biraz yakınlaştığımız zaman, biraz meselenin içerisine girdiğimiz zaman görüyoruz ki gece gündüz. Yani sabah namazıyla başlayan bir mesai yatsı namazından sonrasında işte gece yarılarına kadar devam eden bir mesaiyle karşı karşıyasınız. Böyle bir ortamda çalışıyorsunuz. Evet. Bazen dillendiriyoruz işte bunun dünyevi olarak bir karşılığı istense ne olur acaba diye. Uhrevi karşılığına artık karışmıyoruz, bir şey diyemeyiz ama dünyevi olarak karşılığı ne olsa hazinede şey olmaz, hani karşılamaz diye düşünüyoruz. Ama evet, şu da var ki 7-24 esasına göre bu vazifeyi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Ramazan dolayısıyla faaliyetlerimiz elbette ki daha da yoğun, daha da fazla. Evet. Bu çerçevede Ramazan ayı boyunca başlıklar halinde de olsa hocam neler yapıyoruz, nasıl geçiyor Ramazanımız diyerek başlayalım. Sonrasında da özellikle Kur'an-ı Kerim'i konuşalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, hamdenlillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Öncelikle Ton TV vasıtasıyla bizi seyreden seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ne mutlu bize ki böyle mübarek bir aya tekrar kavuştuk. Elhamdülillah hocam. Kur'an-ı Kerim'e geçmeden önce biz Çanakkale Müftülüğü olarak Ramazan ayında neler yapıyoruz sorusuna isterseniz bir cevap evet, vereyim. Evet hocam, sizi bulmuşken ondan sonra da şöyle bir dinleyelim ki evet, biz de hangilerine katılabiliriz, imkanlarımız çerçevesinde nerelerde bulunabiliriz, destek olabiliriz, belki de üzerimize düşen vazifeler vardır, hangi katkıları sağlayabiliriz diye seyircilerimizle dinliyoruz inşallah. Evet. Buyurun hocam. Daha Ramazan ayı gelmeden başkanlığımız tarafından her sene bir tema belirleniyor. Evet. Bu sene malum depremlerden dolayı temamız kardeşlik ve dayanışma şeklinde, Ramazan kardeşlik, dayanışma ve paylaşma şeklinde tespit edildi. Biz daha Ramazan ayı gelmeden bir ay önce, üç hafta önce çalışmaya başladık. Yani Ramazan'da nasıl daha güzel vatandaşlarımıza hizmet edebiliriz? Bu ayda dini nasıl daha güzel yaşayabiliriz şekliyle soruları kendimize sorarak çalışmaya başladık. Evet. Tabii Ramazan deyince aklımıza Kur'an-ı Kerim geliyor. Çünkü Ramazan ayına kıymet veren yegane şey, öncelikli şey Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasıdır. Kadir Gecesi'nde inmeye başlamasıdır. Ve dolayısıyla Hazreti Peygamber'den gelen bir mukabele geleneğimiz var. Evet. Bizim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Cebrail ile karşılıklı her Ramazan'da mukabele yapar imiş. Rivayetlerde geldiği şekliyle. Son sene iki defa bu mukabele yapınca vefatının yaklaştığını kızı anlıyor ve ağlıyor. Dolayısıyla sünnettir ve bu toplumumuzda, Müslüman toplumda sürekli yapılır. Çanakkale Müftülüğü olarak da bütün camilerimizde, bazı camilerimizde evet, birkaç defa, bütün Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunuyor. Toplumun her kesimine yönelik, her saatte, her vakitte mukabeleler okunuyor. Bu mukabeleler hem karşılıklı okunup dinleniyor ve Türkçe mealleri de verilerek bazı evet, camilerimizde evet, Cenab-ı Allah bizden ne istiyor, bizden meramı nedir, Kur'an-ı Kerim nedir? En azından mealen manasını aktarmaya çalışıyorlar. Onun dışında Çanakkale'de iki tane camimizde, Şehitler Camisi'nde bizim merkezi vaaz sistemi var. Evet. Orada öğle namazı ve teravih namazından önce kıymetli hocalarımız tarafından, işte Çanakkale Müftülüğü, müftümüz, sayın müftümüz başta olmak üzere, müftü yardımcılarımız, vaizlerimiz, uzmanlarımız,
şube müdürlerimiz, ilçe müftülerimiz ve ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi'nden hocalarımız burada öğle vaazı ediyor. Ondan sonra Hatim Anaoğlu Camisi'nde yine teravihten önce vaazımız var ve yine Şehitler Camisi'nde vaazımız var. Ton TV'de her akşam evet. iftara doğru programını hep beraber yapıyoruz. Buraya da birbirinden kıymetli konuklarımız geliyor ve burada her akşam bir konu ele alınıyor. Bütün bunların hazırlıkları oluyor. Geçen deprem dolayısıyla vatandaşlarımıza çağrıda bulunulmuştu. Deprem bölgesinde Çanakkale Müftülüğü olarak Tekirdağ Müftülüğü ile birlikte Çanakkale'nin Kumlu ilçesinde Hatay'ın Kumlu ilçesinde artık bizim ilçemiz hocam. Evet, kardeşimiz. Sanki bizim ilçemiz kardeş evet. olduk. Evet. 750 kişiye iftar meselesi var. Dolayısıyla onların hazırlıklarını yaptık. Cumartesi günü bir tırımızı oraya yükleyerekten dualarla gönderdik. Orada her gün 750 kişiye iftar verilecek. Ve yine diğer ihtiyaçları. Onun dışında Çanakkale'ye gelen depremzede, afetzede vatandaşlarımızın iskan olduğu yurtlarda yine mukabele okumalar var. Onun dışında oralarda imamet, teravih namazı kıldırılması ve vatandaşlarımıza manevi destek olunması noktasında hizmetlerimiz var. Oraya görevlendirmelerimizi yaptık. Evet. Fetvane Gençlik Merkezimiz tabii ki hafta boyunca haftanın 7 günü açık. Oraya gelenlere hizmet veriyor. Alo Fetva hattımız evet. vatandaşlarımızın sorularına yoğun bir şekilde mesai saatlerinde cevap veriyor. Hafta sonlarında cevap veriyor. Ve buna benzer birçok programlarımız var. Ankara'dan bazen hocalarımız geliyor. Ramazan, zekat konularında bilinçlendirmek üzere. Yine çarşamba günü bir konuğumuz olacak. O da burada sizin programınıza katılacak. Programımızda da hocamızı uzmanlarımız olacak. Ağırlayacağız. Yani Ramazan ayını dopdolu nasıl geçirebiliriz sorusuna cevaplar arıyoruz elimizden geldiğince. Rabbim kolaylık versin. Hocam bunlar Amin. Anlatması, sayması sürüyor ki bunlar bir de yapılması, uygulanması konusunda. Ben hem sizlere hem din görevlilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi camilerimiz diyoruz, cami ayrı bir başlık. Evet. Şimdi Ramazan'da camiler daha bir farklılaşıyor. Evet. Şehitler Camii'nde teravih namazı kıldık. O cemaatimizin omuz omuza duruşu, o bekleyişleri. Şimdi önceki dönemlerde, pandemi öncesi dönemlerde teravih namazı işte biraz uzun sürüyor gibiydi. Sıkılıyor gibiydik böyle. Ama öyle özlemişiz ki hocam. Şimdi ben cemaatimize de bakıyorum. Öyle güzelsiniz ki buradan doğrudan onlara sesleneyim. Öyle güzel duruşları var ki hocam. Sanki bitmesin de yani devam edelim bu heyecana. Çünkü hocalarımız da buna eşlik ediyor. Cemaatimizin bu coşkusuna onlar da eşlik ediyorlar. Öbür taraftan dün akşam Kınalı Kuzular Camii'mizdeydik. Evet. Bütün camilerimizde çocuklarımız var. Kınalı Kuzular Camii'de bir başka. Yani orada çocuklarımız artık o alanda geniş. Hem namazlarını kılıyorlar, namazdan sonra hocalarımız da işte tekbirler, salat, ümmiyeler, sonrasında çikolatalar, ikramlar falan. Yani yoğun bir yaşam, yani aktarılması var. Zaten tam da onu konuşmak arzusundayız hocam. Evet. Evet, başlıkları koyduk belki ama daha da çok yapılan şeyler var ve faaliyetler var. Ben bu noktada da yani aklımıza Allah sayamadığımız, evet. Yani teravih namazları vesaire sayamadığımız şeyler tabii ki var. Yani Müslüman kimliğiyle Türkiye'de ve alem İslam'da manevi olarak manevi atmosferin en yüksek olduğu dönem Ramazan ayıdır. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'in en çok okunduğu ayda indiği ay olduğu münasebetiyle işte mukabele sünneti münasebetiyle bütün dünyada en çok okunan kitap olması ve Ramazan'da da en çok yine okunan kitap olması. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'den başka bir kitaba bu nasip olmamıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim nedir? Allah kelamıdır. Evet. Yani şöyle düşünüyorum. Elimize bir mikrofon alsak, dışarı çıksak vatandaşlarımıza Kur'an nedir diye bir soru sorsak evet. acaba hangi cevapları alırız? Şimdi sizin programınızın böyle bir konsepti yok ama böyle bir şey olsa uzatsak ve Kur'an nedir diye sorsak acaba nasıl cevaplar alırız diye düşündüm.
Hocam şimdi izleyenlerimiz iftar sofralarının başında. Ben cevapları böyle kulağımda şu an geliyor. Evet. Yani evet. Diyorlar ki hocam bunu bilmeyecek ne var? Yani Kur'an nedir sorusuna çok çeşitli cevaplar geliyor şu anda. Geliyor, ama evet. Biz dedik ki bizim bildiklerimizde eksik olanlar vardır ya da farklılıklar olabilir, yanlışlar da olabilir ki işte bu Ramazan gününde işin ehline başvuralım diye soruyu biz size sorduk. Siz de bize yönelttiniz, seyircilerimize de yönelttiniz. Evet. Şimdi biz biraz oruç da bizi biraz yoruyor ya, yorgunuz. Cevabını sizden evet. alalım hocam o zaman. Kur'an nedir diye size soralım inşallah. Şimdi bildiğiniz üzere Hasan hocam evet. Kur'an-ı Kerim ikra diye başlar değil mi? Evet. Oku diye başlar. Kur'an da yani çoğunluğun görüşüne göre kara kökünden evet. gelmek, okumak ve muhafaza etmek manalarına geliyor. Yani ikra diye başlıyor. Alak suresinin ilk ayeti Bismi Rabbikellezi halak, yaratan Rabbinin ismiyle oku. Dolayısıyla Kur'an dendiği zaman evet biliyoruz ki Kur'an Allah kelamıdır. Kime sorsak Kur'an Allah kelamıdır der. Evet. Başka bir cevap vermez. Ama İçeriğinde neler vardır? Mesela nasıl indirilmiştir? Kime indirilmiştir? Nasıl bir özelliği var? Muhatabı kim? Muhatabı kim? Sebebi ne? İnme sebebi ne? Evet. Sadece oku ifadesiyle başlaması hocam. Okunacak şey nedir diye sormakla başlamak gerekiyor belki de. Yani evet. Kur'an niye oku diye başlıyor? Hemen ifade etmeye çalışayım. Rivayetlerde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ilk varlık olarak ilk varlık kalemdir diye buyurulur. Evet. Dolayısıyla ilk yaratılan varlık kalem ve Cenab-ı Hak aleme vahiy anlamındaki son mesajını oku diyerek başlatmış. Yani kalemin o güne kadar yazdıklarını ya da ondan sonraki yazdıklarını oku diye. Yani bir bakış açısıdır belki tercih edilir evet. edilmez ama en azından oku diyerek başlaması bile Kur'an'ın ayrı bir özelliği, ayrı bir yönü. Evet. evet. Yani Kur'an noktasında birçok tarifler yapılmış ama özet olarak bir tarif var ki ben burada o tarifi evet. biraz vermek ve açmak istiyorum. Bir defa Kur'an Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla mahiyeti bilinmeyen bir şekilde son evet. peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiştir. Evet. İkincisi musaflarda yazılmış, musaflarda yazılan, tevatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten, başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı Arapça muciz bir kitaptır. Evet. Bu genel kabul gören bir tamam. Kur'an tarifi. Evet. Şimdi bu tarife baktığımız zaman Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla biliyorsunuz Cebrail vahiy dört meleği. Büyük melekten bir tanesidir evet. ve vahiy getirmekle, peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir. Ama nasıl bu vahyin mahiyeti nedir o bilinmiyor. Çeşitli yorumlar var ama mahiyeti bilinmeyen bir şekilde son peygamber Hazreti Muhammed'e indirilen, evet. başkasına değil Hazreti Muhammed'e indirilen ki düşmanları dahi kendisine Muhammedül Emin diyorlar değil mi? Güvenilir Muhammed diyorlar. Evet. Bakınız bu çok önemli yani. Yani Kur'an'ın indiği zemin de hazır bir zemin. Öyle rastgele bir yer değil. Evet. İndiği zeminde tabii ki Hazreti Peygamber'in güvenilirliği tartışılmaz ama evet. indiği toplum cahili toplumu. Evet. Yani çünkü Hazreti İbrahim'den uzaklaşılmış ve Allah inancından, tevhid inancından uzaklaşılmış, insanlar artık hak, hukuk tanımaz olmuş, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, kadınların kıymetsiz olduğu, alışverişin düzensiz olduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir topluma iniyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Ve o toplumda hakkı, adaleti, kardeşliği, barışı, emniyeti, güveni, daha sayabileceğimiz birçok güzellikleri kısa bir sürede tesis ediyor. İndiği muhatap olarak sağlam, güvenilir, öyle bir zemin ama ortam olarak en fazla ihtiyacı olan ortam. Evet. Yani karanlıklar içerisinde, evet. zulümat içerisinde,
tam manasında cahiliye toplumu. Evet. Bu ortamda Kur'an-ı Kerim iniyor. Allah tarafından Hazreti Muhammed'e indiriliyor. Ama Hazreti Muhammed insanların hakkında en ufak kötü söz söyleyebileceği bir insan değil. Evet. Kendisine peygamberlik verildiği zaman 40 yaşında peygamberlik veriliyor. Ve evet ona indiriliyor ve mushaflarda yazılıyor. Tevatürle nakledilen. Şimdi tevatür dediğimiz, bunu açalım. Evet. Yani tevatür deyince bazen halk arasında sanki böyle falanca tevatürü çok kullanıyor. Aslı olmayan şeyler manasında kullanılabiliyor. Çok değişmiş hocam. Kavramlarımız evet. Konusunda iki örnek vereyim. Şimdi kavramlarımız o kadar değişmiş ki Osmanlı'nın son dönemi özellikle eğitim konusunda, ilim konusunda eksikler var. Zamana ayak uyduramama var. Evet. O dönemde ilim aşıkları var. İlim açları var. Şimdi biz nasıl açız, susamışız böyle. Aynen onlar da bizim bu halimizi ilme dönük olarak yaşayanlar var. Ve bunlar merkezlere işte İstanbul gibi, Hicaz gibi, işte Mekke, Medine gibi ya da Bağdat gibi buldukları merkezlere, hocaların, alimlerin olduğu merkezlere doğru gidiyorlar. İşte azıkla günlerini geçirmek ama asıl dertleri ilme ermek, ilme kavuşmak, o bilgiye kavuşmak. Bunlara suhde denirmişti. İlim açı olan, ilim aşığı olan. Bu suhte kelimesi sonradan softaya dönmüş. Evet. Ha günümüzde biz ne yapıyoruz? İşte vurdum duymaz, ilgilenmez, bakmaz. Yani softa bu manada bakıyor. Ama aslı ilim aşığı o kadar şey evet. Yapmış. Aslından kaydırılmış, içi boşaltılmış evet. Diyelim. Mana suhte değişmiş. Kelimesi bugün de o anlamda kullanılıyor. Aslında ona dönebilsek. Şimdi tevatür kelimesi deyince ben diğerini sonraya saklayayım. Diğer evet. Değişeni. O da yeri de gelecek çünkü. Tamam. Ama tevatür kelimesi de şimdi burada tam net bir şekilde vermek lazım ki akılda şüpheler kalmasın hocam. Biz bir notu bile hani birbirimize paylaşırken evet. Harf değişebiliyor, noktalar değişebiliyor, karışabiliyor. Ya da bir mesajı ben size söylüyorum, siz hocama söylüyorsunuz, hocam görevli arkadaşlara söylüyor. En son tekrar bana geldiğinde değişikliğe uğrayabiliyor. Evet. Şimdi tevatür oluşunu bu noktadan ifade edelim. Buyurun. Tabii Kur'an-ı Kerim Peygamberimize vahiy yoluyla indiği zaman vahiy katipleri de Peygamberimiz yazdırıyor. Evet. Yani o anda bulunan yazı malzemeleri üzerine. O anda kağıt çok bulunmuyor. Ondan sonra kağıt yaygınlaşıyor. Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim indikten sonra vahiy katiplerine yazdırılıyor. Hafızlar tarafından ezberleniyor. Ve tevatür dediğimiz yalan üzerine ittifak edemeyecek çoklukla bizlere naklediliyor. Evet. Yani şu andaki elimizdeki Kur'an-ı Kerim Peygamberimize inen Kur'an-ı Kerim'in tıpkısının aynısıdır. Evet. Bunda bir şüphe yoktur. Evet. Yani bu şekilde korunarak gelmiştir. Zaten Cenab-ı Allah da bunun korumasını Hicr suresinde "İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun" diyerek tekit ederek muhakkak Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, onu biz koruyacağız diye tekit ediyor yani. Evet. Ve korumanın da bu şekilde tedbirleri dünyevi olarak alınmıştır. Hocam zaten hani sağlaması yapılır ya işlemlerde, matematiksel işlemlerde falan. Şimdi bizi hadi diyelim ki biz biraz uzak kaldık, Kur'an mehcur, unuttuk, anlamıyoruz ne bileyim. Böyle bir tembelliğimiz var desek ümmet açısından. Şu mübarek Ramazan akşamında inşallah dönüşümüz olur. İnşallah. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle hani belirtilen ya da düşünülen bir eksiklik, bir yanlışlık, bir noksanlık, bir çelişki olsa bırakın biz dostlarını o kadar çok düşmanı var ki düşmanları çoktan ortaya çıkartıp da işte derler ki şurası yanlış, burası eksik, şurası böyle olmuş deyip aleme ilan ederler ama evet. Öyle bir şey yapılamıyor, olmuyor. Demek ki çok Kur'an... Çok şükür elhamdülillah öyle bir şeye Cenab-ı Allah da fırsat vermiyor. Amin. Şimdi yeryüzünde en çok ezberlenen kitap Kur'an. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Şimdi önümde bir metin var. Bu metine bakmadan mesela tarifi yapamıyorum. Evet. Ama hafızlarımız 600 sayfa Kur'an-ı Kerim'i
ezbere okuyorlar. Evet. İşte hatimde teravih namazını biraz önce söylemedik. Fatih Camimizde hatimde teravih namazı kılınıyor. Orada her gün 20 sayfa namazda okunuyor. Hiçbir yere bakılmadan. Bu dünyada başka bir kitaba nasip olmamıştır. Bu bile Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu ispata yeter. Evet. Çünkü ezberlenmesi kolay. Yani hem Kur'an-ı Kerim hem satırlara yazılmıştır hem de sadırlara işlenmiştir. Evet, bu şekilde korunmuştur yani. Evet. Bu şekilde korunaraktan bize gelmiştir. Allah kelamı olduğunda da şüphe yoktur. Evet. La raybe fih diyor ya. Dağ başında Cenab-ı Hak onu ilan ediyor. Yani onda da şüphe yoktur. Dolayısıyla bu noktada herhangi bir şüpheye düşmeye de gerek yoktur. Kur'an Allah'ın kelamıdır ve olduğu gibi korunarak günümüze gelmiştir. Ve kıyamete kadar da gidecektir. Peki okunmasıyla ibadet edilen başka hiçbir kitapla, başka hiçbir kitabın ifadeleriyle ibadet edilmez. Mesela hadislerle ibadet edilemez. Her ne kadar hadisler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sözleri de olsa, kutsi hadiste olsa, manası Allah'tan sözü Peygamberimizden de olsa ibadet edilemez. Çünkü sadece Kur'an-ı Kerim'le ibadet edilir. Okunması da ibadettir. Evet. Yani namazda okuduğumuz zaman da ibadettir. Yolda giderken hafızın işte Kur'an-ı Kerim ezbere tekrarlaması da ibadettir. Dinlemesi de ibadettir. Mukabelesi de ibadettir. Manasını düşünmesi de tefekkürdür. O da ibadete girer. Dolayısıyla bu başka bir kitapta yine yok. Allah'ın kitabında bu var. İbadet edilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fatiha suresi ile başlayıp Nas suresi ile biten, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha suresinde başlıyor. Allah diyerek başlıyor. Evet, yine Allah'a hamd ederek başlıyor. Evet. Ve Nas suresiyle. İnsan diye bitiyor. Evet, evet. Yani o da enteresan değil mi hocam? Allah'tan insana ve Allah diyerek başlayan Kur'an, insan diyerek bitiyor. Evet. Öyle de bir mesaj var. Öyle de bir mesaj var. Ve başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı Arapça muciz bir kitap. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim çeşitli surelerde o dönemin edebiyatçılarına meydan okuyor. Diyor ki eğer Kur'an-ı Kerim'de bir şüpheniz varsa bir mislini getirin. Bir mislini getiremiyorsanız 10 suresinin bir mislini 10 suresini getirin. 10 suresini getiremiyorsanız bir suresini getirin. Kısa bir suresini getirin. Bir ayetini getirin. Getiremezsiniz. Peki o zamanki müşrikler böyle kolay bir yol var iken neden savaş ve maddi mücadele yolunu tutuyorlar? Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Evet. Yani Arabistan'da o dönemde şiir ve edebiyat çok yüksek. Yani şiir ve edebiyat çok zirvede. Hatta yazılan şiirleri muallakat-ı seb'a denen mesela seçiyorlar panayırlarda. Kabe'nin perdesine asıp onları ödüllendiriyorlar. Evet. Şairler zenginlerden büyük destek görüyor, ödül görüyor, mükafat görüyor ve toplum nezdinde kıymet görüyor. Yani Yüce Allah görevlendirdiği peygamberlerinin dönemindeki revaç olan, yani baş tacı edilen uygulamaları peygamberlerinin de eline vermiş. Yani mucize olarak onları o şekliyle desteklemiş. Evet. Peygamber Efendimiz zamanında da şiir, edebiyat, hani biz cahiliye diye başlayınca okuma yazma bilmez, hiçbir şeyden anlamaz gibi sanki anlaşılabiliyor ama cahiliye şöyle özetlersek Allah inancının olmadığı, bir Allah inancının karıştığı, bir Allah inancının unutulduğu, insanın ilah yerine kendisini koyduğu döneme cahiliye dönemi diyoruz. Yoksa okuma yazmayı çok iyi biliyorlar. İşte hocamın da buyurduğu gibi edebiyat konusunda da çok hızlılar. Evet. İşte o dönemde Cenab-ı Hak sözün güzelini siz söyledik, seçtik, biz ödüllendirdik de diyorsunuz ama buyurun size en güzel söz, hadi bakalım getirin benzerini diye bir meydan okuma yapıyor. Benzerini yapamıyorlar, aciz kalıyorlar ve savaş yoluna gidiyorlar. Evet. Başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı Arapça muciz bir kelamdır. Yani aciz bırakan, yapılması mümkün olmayan muciz bir kelamdır diye böyle bir tarif var Kur'an-ı Kerim'in. Evet hocam. Hocam tarifi bir daha alıp araya gidelim isterseniz. Tamam. Buyurun. Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla melek, mahiyeti bilinmeyen bir şekilde yani vahiy son peygamber Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirilen parça parça 23 senede mushaflarda yazılan
tevatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten, başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı Arapça muciz bir kelamdır. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Evet sevgili seyirciler, Kur'an-ı Kerim'in tarifini, tanımını kıymetli hocamızdan, Fevzi Yılmaz hocamızdan aldık. İkinci bölümde biraz daha bu başlıkları açarak inşallah sohbetimize devam edeceğiz. Tabii Musa hocamız da bizimle birlikte kısa bir aradan sonra önce Musa hocamıza sonra da Fevzi hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.